tasfiyeye doluşturacağız. Yuvalar mı yoksa arkadaşlar? 70 var ya arkadaşlar. 90 bin TL'si 21.01.2021 tarihinde ve 191.437 nolu belediye taksitler makbuzuyla 16.280.21 TL'sinde 11 Şubat 2021 tarihli Mali Hizmetler Müdürü ve Muhasebe Yetkilisi tarafından tutulan tutanakta görüldüğü üzere kişinin belediyede olan alacağından mahsup edilerek toplamda 356.280.31 TL'ye tahsil edildiği ve tahsil edilemeyen 506.019.97 TL'nin kişi borcu olarak kayıtlara geçtiği tespit edilmiştir. Bu Cevat Gülen'in yaptığı işle ilgili eleştiriniz doğru gibi gözüküyor ama şöyle, burada ona yetki vermiş bir durum yok. Lakin Bodro'yu yapan elemanlar personel müdürlüğü bünyesinde Bodro'yu yapıyor. Personel müdürü vesairesi de imzalaması gerekiyor. Öyle zaten. Şu anki işleyiş böyle. Orada bir sorun yok. Oradaki ben kendimi eski müfettiş olarak takip ettiğim için söylüyorum. Bu ne yapmış da yakalanmamış hani otokontrol meselesinde. Burada bir sorun yok. Bodro yapılmış personel müdürlüğünde düzgün olarak yapılmış. Muhasebeye intikal ederken İşçi, memur ve sözleşmeli personel listeleri ekinde var. Onunla onun eşleşmesi lazım, aynı olması lazım. Muhasebe girişinde de bu arkadaşa muhasebe yemeğe kayıt girişi yetkisi vermiş. O bizden önce olan bir şey, benim bilgim yok. Şimdi belediye başkanı bunları fark etmesi çok mümkün değil. Yani ayrıntıyla ilgili bir olay. Oraya girerken muhasebeye, Bodro'daki olan rakamı bilginiz olsun diye söylüyorum bunu. Ben inceledim çünkü. Bilmem tazminatlar giderlerin kalemini artırıyor. Bilinçli yapıyor bunu yani. Artırıyor. Bizim arkadaşımız kim anlayacak bunu? Ön mali kontrolde anlaşılması lazım. Yani oradan döküm aldım. Aldığın dökümdeki net ödemeler belli. Topladığın zaman net ödemede sırtması lazım. O atlıyor. Birinci. Oradan gidiyor. Güven var şimdi. Evet. Güven esasına dayandığı için. Talimat veriyoruz bankaya. Bankaya talimat veren arkadaşımız da ekini ya ben neyi gönderiyorum buraya? 1 milyar 200 mi? 1 milyar 400 mi? Şöyle bir toplayayım dese o da fark edecek. O da toplamıyor. Evet. Zaten bunu fark ettiği için o onu yapıyor. Hiçbir bunu fark etmese yapamayacak. Yapamayacak. Şimdi bankada şunu yapıyor. Bankanın eksikliği de şu. Kendine gelen talimatlara göre dağıtım yapmış olsa sırıtacak rakam. 1-200 yerine 1-100 gözükecek. Doğru. O da diyor ki ben bununla uğraşmam diyor. Bana şey verin diyor. Nedir o? Liste. Şey ortamda, Excel ortamında döküm verin diyor. İbadet dökümü de aynı adam veriyor şimdi işin garibi. Mesele bu. Kendi yaptığı için kendine iki kere havale yaptırıyor. Bunu gerçekten belediye kayıtlarında bulmanız mümkün değil. Ben de eski bir doğru, doğru. Kolay bir şey çok, bankada şöyle buluyor. Banka kısmında ben bildiğim için söyleyeyim. Banka genel müdüründe şube teftiş oluyor. Biz de yapardık bunu. Sondaj usulü şey çekiyorsun işte dosya. Bakıyor. Bunun dosyası müfettişin eline geliyor. Bakıyor. Memur adam iki kere maaş almış gözüküyor. Bir daha bakıyor. Bir yılda her ay çift. Şüpheleniyor adam. Diyor ki ya bu neyin nesi? Bir sorayım bakayım şubeye. Nasıl bir şey bu? Belediyeden öyle bir şey olabilir mi? Evet. Şube müdürüne döküm geçiyor. Diyor ki öyle bir durum var. Buna bir bak. Şube müdürü de beni aradı. Dedi ki başkanım ya bir gelir misin? Gittik. Ya böyle bir şey var dedi. Bunun neyin nesidir bilmiyoruz. Ben de kötüye görmedim Allah'ım. Bir yanlış bir hesap hatası vesaire bir şey olabilir dedim. Bir bakalım. Baktık ki incelemede tak diye çıktı ortaya. Zaten tespiti biz yaptık yani. Herhangi dışarıdan biri bulmuş falan değil. Ama banka uyarmasaydı bizim de onu uyarma şansımız yoktu. Zaten 13-14'de yapmış o işi yani. Doğru. Daha da devam edebilir. Devam edebilir. Şu anda çalışanlarımızın belediyeden bir kuruş alacağı. Güzel. Biz 2021 yılında ilk defa ayağa kalkıp haydi bakalım yürüyoruz diyecek bir hale geldik. Bunda emeğe geçen arkadaşa, sizlerle meclis üyelerimize herkese teşekkür ediyorum. Ama bu 2 yıl benim için kabus gibi bir yıl. Yani 2 yıl bu hale gelebilmek için seçim kazandınız. Peşinde gezen bir ton insan beni nereye koyacak, o ne yapacak, herkes yıkıyor ortalığı. Herkesle savaşmak durumunda kalıyorsun. Öyle zor bir iş ki öyle dışarıdan görüldüğü gibi değil. Doğru. Kaç kere bırakıp gitmeyi niyetlendiğim bir haller de yaşadım yani.
Lanet olsun, bu ne? Çünkü tabloyu düzeltmeniz için buna ihtiyacınız var. Şimdi rakam yükselme diyorsunuz ama şurada dikkatinizi çekmek istiyorum. Mesela personel maaşlarının sadece kesildi 2,5 milyar. Yani vergi sigortadan bahsediyorum. Evet. 24 ayda bu rakam 56 milyar ediyor. Bu rakama rağmen aşağıdayız. Artı bizim aldığımız 29 milyon kredi var. Bu rakama rağmen aynı yerdeyiz. Aynı yerde değiliz ya. Yani. Bakın ben size bir örnek vereyim. 2009'da Erdoğan Bey seçimi aldığında, belki Erdoğan Bey hatırlayabilir, şöyle de propaganda yaptı, batırdı etti gitti falan filan dedi. Ben bir izin aldım, kendim teslim ettim, hala durur bende. Benim borç stokum 95 milyon, bunun 75 küsürü. Kamu alacağı vergi sigorta, işte 20 milyon civarında piyasa borcu var. Erdoğan Bey şunu söyledi, dedim ki başkanım, öyle dediniz, bak seçimi kazan, hayırlı olsun. Eğer 2019 senesinde bu rakam burada tutar ya da biraz 130-127 razıyım dedim. Böyle olursa herkesin huzurunda sizi tebrik edeceğim. Başarılarının çok başarılı bir performans gösterdiğinizi ben bunu yapacak bir adamım. Yaparım yani hiç sıkıntı yok. Siyasi görüş falan filan dinlemem. Bunu söyledim kendisine. Ama bunu tutamadık. Bizim siz de dile getirdiniz. Rakamlar da zaten öyle. Geldiğimiz nokta bu. Ne yapıyorsun? Bakalım.